Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde yani 11. sınıflar için hazırladığımız konu anlatımı serisinde Aralık ayının 3. haftasının videosundayız. Videolarındayız demiyoruz videosundayız çünkü tek bir video ile halledeceğiz bu haftayı. Kalan son konular bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklık tek bir videoda halledilecek arkadaşlar ve bu haftayı da böylelikle bitirmiş oluyoruz ve analitik geometri böylelikle bitmiş oluyor. Bu anlattığımız dersin pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. 11. sınıf klasörüne tıkla. Aralık 3. haftayı bul. Orada pdf var. Hadi bakalım pdf'i çıkarttıysan ve hazırsan dersimize başlayalım. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı gerçekten çok kolay. Noktamız a noktasıysa doğrumuz da ax artı by artı c eşit 0. Doğrusuysa eğer noktayı doğru da yerine yaz bölü kare içinde a kare artı b kareyi kullan olay bitsin. Gerçekten çok kolay. Bunu bildiğin zaman bununla ilgili sınavda çıkacak soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Yani cepte olan bir soru diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani x yerine x0, y yerine de noktadaki y yani y0 yaz. Artı bir de c'si de var tabi burada. Noktayı yerine yazdık. Mutlak diğerini unutmuyoruz. Çünkü uzaklık pozitif olmak zorunda. Ondan dolayı bölü kare içinde a kare artı b karedir. Ha size bir kolaylık olması bakımından söyleyeyim. Mesela burası 3x eksi 4y şeklindeyse kare küçüğünde a kare artı b kare yazacağına 3 4 ise 5. Ya da burası 5 ve burası 12 ise 5, 12, 13. Bu eksi 5'e eksi 12 de olabilir. Hiç fark etmez. Özel üçgenleri kullanabilirsin. Mesela burası 8 ve 15 ise 8, 15, 17. Alttaki şu kare küçüğünde A kare artı B kare yerine 8, 15, 17'yi de bu şekilde yazabilirsin. İşte bu kadar basit ve bazen tabi direkt net bir şekilde soruyu sormayabilir. Böyle alengirli bir şekilde de çevirebilir. O tür sorularda da ne diyoruz? Basit bir şekilde şekli çizerek sonuca ulaşabilirsin diyoruz zaten. Ee, bu zamana kadar da bu işi de zaten öğrendin. Bundan sonra da rahat bir şekilde yaparsın diye düşünüyorum. Hadi bakalım sorulara bakalım. A, burada analitik düzlemde P 1'e 2 noktasının bu doğruya uzaklığı nedir diye soruluyor. Ne yapıyorsunuz? Noktayı doğru yerine yazıyorsunuz. Mutlak değer içerisinde tabii. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 artı 4 mutlak değerce bölü kare içinde a kare artı b kare. Yani kısaca 5 yazabilirsiniz. 3 4 ise 5. Ben yine de formülü yazayım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu niye eşit oldu? 3 artı 8 11 artı 4 15. 15 bölü aşağısı da 9 artı 16'dan 25 yaptı. Kök 25'te neye eşittir? 5'e eşittir. Böylelikle cevabı kaç bulduk arkadaşım? 3 bulduk. Evet. Bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı. Böylelikle 3 çıktı. Geldik öbürüne. Analitik düzlemde A eksi 1'e K noktasının 5x artı 12'ye artı 7 eşit 0 doğrusuna uzaklığı 2 birim olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Niye değerler toplamı? Bakalım. Noktayı ne yapıyorduk? Doğru da yerine yazıyorduk. Ama mutlak değerce. İşte mutlak değer yüzünden iki değer gelecek karşımıza. X yerine eksi 1. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 5 yaptı burası. Eksi 1 yazdım. Y yer yerine de K yazıyorum. Artı 12K artı 7 mutlak değerce tabi bu. Sonra bölü kare içinde 5'in karesi artı 12'nin karesi yazmama gerek yok ama siz tabi sınavda yazın. Alt taraf direkt ne oldu? 13 oldu. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde 12K artı kaç oldu? 2'ye mi eşit oldu? Evet artı 2'ye eşit oldu. İşte bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Bu iki nokta arasında noktanın doğru yolun uzaklığı neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. E o zaman burada ne bulduk? Mutlak değer içerisinde 12K artı 2'yi kaç bulduk? 26 bulduk. 13 ile 2'yi çarpınca. O zaman 12K artı 2 ya 26'dır ya da 12K eksi 2 eksi 26'dır. Pardon artı 2. Buradan 12K eşittir 24'tür ya da 12K eşittir eksi 28'dir. Buradan K değeri kaç çıktı? 2 çıktı. Buradan K değeri kaç çıktı? Eksi 28 bölü 12. 4'e bölsen 7. Eksi 7 bölü 4'e bölsen 3 çıkar. K değerlerinin alacağı değerler toplamı isteniyor bizden. 2 ile eksi 7 bölü 3'ün toplamı isteniyor. 2 kere 3 6. 6 eksi 7 eksi 1 mi yaptı? Evet. Eksi 1 bölü 3 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Gerçekten çok kolay. Noktayı doğru değil. Ne yaz? Bölü kare küçüğünde kare artı bir kare. Ama mutlak değeri sakın ama sakın unutma. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 3. Analitik düzlemde köşeleri ABC olan eşkenar üçgende A 1'e eksi 2 noktası ve BC kenarı da 3x eksi 4y artı 9 eşit 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Alın ABC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar hep ne yapıyorduk? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorduk. Ve buna da alıştınız. Hemen ABC üçgeni diyor ve eşkenar üçgenmiş bu. Bir tane şöyle bir eşkenar üçgen çizeyim. Şöyle eşkenar üçgen çizdik ve ne verilmişse onu soru üzerinde gösteriyorum. A noktası 1'e eksi 2. Sonra BC kenarı da şurası B ve burası da C. BC kenarı da şu doğrunun üstündeymiş. Bu doğrunun adı neymiş? 3x eksi 4y art 9 eşit 0 doğrusunun üstündeymiş. Ve bu bir eşkenar üçgen 60-60-60'ları da şöyle bir yazalım. Şimdi bizden bu eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu nokta verilmiş bu doğru verilmiş. Eşkenar üçgenin alanını bulacağım. E, bir kenarını bulmam lazım eşkenar üçgenin alanını bulmak için. Hocam bir kenar aken a, a kare köküç bölü 4 ama a'yı bulamıyorum. Ama burada bir nokta verilmiş şuradaki nokta burada da bir doğru verilmiş. En azından ben burada noktanın doğruyu olan uzaklığını bulabilirim. Hadi bakalım bulalım. Şuradan bir yükseklik çizdiğimizde eşkenar üçgende yüksekliği bulursak da bütün kenarları buluruz. Dolayısıyla alanı da bulmuş oluruz. Bu yükseklik dediğimiz noktanın doğru olan uzaklığıdır. Noktayı da orada yerine yaz. Yaz bakayım yerine. Şuraya h diyeyim. Ve h neye eşittir? Noktayı da orada yerine, yaz yerine yazıyorum. 3 çarpı 1. Evet 3 yaptı. Mutlak değeri de unutmayalım. Eksi 4 çarpı eksi 2. Yani eksi 8 yaptı bir de önde eksi var. Artı 8 yaptı. Bir de artı 9 mu var burada? Evet. Bölü kare içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Bunu yazmamıza gerek yok ama sınavdayken yazacaksınız Tabii ki. Burası kaç yaptı? 20 yaptı. Bölü 5. O da kaç oldu? 4 oldu. Evet haşı 4 bulduk arkadaşlar. H 4'müş. Bizden de ne isteniyor? Alan isteniyor. 20 bölü 5'ten 4 çıktı ya. Şimdi haşı 4 bulduysak o zaman olay bitti. Çünkü niye? 60'ı karşı 4'se burası da 30 derece olduğundan dolayı hocam burası 4 bölü köküştür. E aynı zamanda çizilen yükseklik tabanı 2 eş parçaya böleceğinden burası da 4 bölü köküçtür. Toplamda burası kaç yaptı? 8 bölü köküç yapar. E o zaman alan neye eşittir? Alan da taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da a köküç bölü 4'ten de yapabilirsiniz ama e taban belli yükseklik belli taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabilirsiniz. Tabanımız ne? 8 bölü 4 köküç çarpı yüksekliğimiz ne? 4 bölü 2 mi olacak? Evet bölü 2 olacak. E buradan ne geldi? Şunlar şunlar sadeleşse 8 bölü köküç diyecektik burayı. 8 bölü köküç tabağın yüksekliğimiz de 4 bölü 2 olacak. Burası da 2 olduğuna göre alanda kaç eşit oldu arkadaşım? 2 ile 8'in çarpımı 16. Bir de bölü köküçü var. Cevap 16 bölü köküçtür. Hatta köküç eşitliğiyle çarparsak 16 köküç bölü 3'e eşit olur arkadaşlar. Örnek 3'ü böylelikle 16 köküç bölü 3 bulduk ve geldik örnek 4'e. Evet. ABC'de kare olarak verilmiş Sonra burası 3 verilmiş, burası 4 verilmiş. E arkadaşım 3, 4 burası nedir? 5 üçgeninden 5'tir. Yani şu kenar 5 yaptı. Hatta burası da 5 yaptı. E burada neler verilmiş? OP, BC'ye Kare olduğundan dolayı karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. 90 ise yönde eşitten dolayı burası da 90 mıdır? Evet. E hocam 5 iken ben burayı 5 buldum. OP uzunluğu isteniyor. E tamam. Biz artık neyi bulacağız arkadaşlar? Şuradaki X uzunluğunu bulacağız. Soru işareti olan kısmı bulacağız. Yani şuradaki yüksekliği bulacağız. Aslında ben bunu geometriden bulurum. Hocam kenarlar 3 ve 4 ise 3 4 5'ten burası 5 üçgenin alanından 5 çarpı h bölü 2 3 çarpı 4 bölü 2 eşit deyip h'ı bulabilirim. Yazayım istersen 5 çarpı h bölü 2 de şu beyaz üçgenin alanına eşit. 3 çarpı 4 bölü 2 de beyaz üçgenin alanına eşit. Buradan da h ne geldi? H da böylelikle 12 bölü 5'e eşit oldu. Bak h'ı 12 bölü 5 buldum. Ama biz buradan çözmeyelim. Madem analitik geometrideyiz analitikten çözelim. Analitikten nasıl çözeceğiz? Aslında buradaki nokta ne noktası arkadaşlar? Orijin noktası 0 0 noktası. Sen buradaki 0 0 noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulursan olay bitti. E o zaman bu doğrunun denklemini yazacağız. Bu doğrunun denklemi nedir? Eksenleri kestiği noktalar bak burası 4 burası da 3 olduğundan dolayı denklemi direkt yazabilirim. Hocam x bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1 olduğundan bunu 3 ile genişlettim bunu da 4 ile genişlettim. Böylelikle 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1 olduğundan Denklemimiz 3x artı 4y eşittir 12 yapar. Ama noktanın doğruya olan uzaklığını hesaplarken denklemin eşit 0 şeklinde olmasına da dikkat et. Denklemimiz ne oldu o zaman? 3x artı 4y eksi 12 eşit 0 oldu. Hadi bakalım aşı bulalım. h dediğimiz noktayı da orada yerine yaz. Noktamız 0'a 0 noktası değil mi? Yaz. Mutlak değer içerisinde 0 artı 0 eksi 12 bölü kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Bu da ne çıktı? 12 bölü 5 çıktı. Biraz önce de dik üçgenden bulmuştuk zaten. E bizden ne isteniyor? OP uzunluğu isteniyor. OP uzunluğu da H artı 5. H artı 5 olduğundan dolayı. Çünkü burası H. Burası da 5 ya. Ondan dolayı. 12 bölü 5 artı. H 12 bölü 5 bulduğumuzdan dolayı. 5'ten dolayı. Ne, ne çok dolayı dedim be. Neyse devam edelim. Bundan dolayı 5 kere 5 25 artı 12. Kaç yapıyor? 37 bölü 5 yapar. Evet örnek 4'ü ne bulduk? 37 bölü 5 bulduk arkadaşlar. Geldik paralel iki doğru arasındaki uzaklığa. Bu da çok kolay. Arkadaşım paralel iki doğru arasında da bir kere paralel doğrular olduğu için bu atıyorum eğimlerinin olması lazım. Atmadan söyleyeyim daha doğrusu. Eğimlerinin olması lazım. Birbirine eşit olması lazım. Bunun eğimi eksi a bölü b ise bunun da eğiminin eksi a bölü b olması lazım. O yüzden şuradaki kas birbirine eşit oluyor. ax artı b'ye şeklinde oluyor. C sadece C'ler farklı oluyor. Mesela 3x artı 4y artı 5 de 5 ile eşit 0 doğrusuyla buradaki 3x artı 4y eksi 7 eşit 0 doğrusu nedir? Eğimleri eşit olduğundan paraleldir. Paralel olması için böyle olması lazım. Ya da bu 6x artı 8y eksi 7 şeklinde de olabilir. Böyle bu paraleller de söz konusu. O zaman ne yapacağız? Hocam burada öncelikle formülü vereyim. C1 eksi C2 bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Bir kere noktanın doğru yolun uzaklığında da kare küçüğünde a kare artı b kare var. Paralel iki doğru arasında da kare küçüğünde a kare artı b kare var. Yalnız burada a ile b, her iki denklemde de x'lerin katsayılarının aynı olmasına dikkat edeceksin. Otomatikman y'lerin de kat eşit oluyor. Peki hocam böyle olduğunda ne yapacağız? E, burada e, kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesini mi kullanacağız. Yani şu iki paralel doğru verildiğinde ya da kare küçüğünde 6'nın karesi artı 8'in karesini mi kullanacağız. E burada da bunlar paralel. Bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı buluruz. Hocam C1 eksi C2 bölü kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi mi 6'ın karesi artı, artı 8'in karesi mi yapacağız? Yok ikisinde yapmayacaksın. Dikkat biz bu formülü her ikisinde de x'lerin katsayıları eşitken uygulayabiliyoruz. x'lerin zaten iki doğru paralelse x'lerin katsayılarını eşitlediğin zaman otomatikman y'lerin katsayıları da eşitleniyor. E ya ne yapacağız? Ya ikinci doğruyu ikiye böleceğiz ama 7 bölü 2 uğraşırız ya da bunu 2 ile çarpacaksın. Bunu 2 ile çarptığın zaman bu doğru denklemi ne yapıyor? 6x artı 8y artı 10 eşit 0 yapıyor. Heh, şimdi c'ler farkı derken işte 10 ve eksi 7'yi kullanacaksın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Yalnız c'ler farkı derken 10 ve de 7 alma. İşaretleriyle birlikte almayı da unutma. O yüzden burada dikkat etmenin gereken en önemli nokta iki paralel doğru arasındaki uzaktan bahsediyorsak eğer buradaki x'lerin katsayılarının eşit olmasına dikkat edeceksin. Değilse sen kendin yapacaksın ya böyle çarpma ya böyle denklemi bölme gibi işlemle sonuca gidebilirsin. Dostum bunu da sakın ama sakın unutma. C'ler farkı bölü yalnız burada ne olması lazım? AX artı B'lerin ikisi denklemde de aynı olması lazım. Aynı olduğunda C'ler farkı bölü kare küçüğün daha kare artı B kareyi kullanacaksın. Haydi bakalım şimdi soruya. Analitik düzlemde verilen bu doğrular arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Evet bu doğru var. Bir doğrumuz 4x eksi 3y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrumuz var. 4x eksi 3y artı 10 eşit 0 doğrusu. Bu iki paralel doğru arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Şu açı bulurken ne yapacağız? H neye eşittir? Hocam şunlar eşit mi? Eşit. 4x eksi 3y şeklinde her ikisinde de. O zaman C'ler farkı yani eksi 5 eksi 10 ama mutlak değeri unutmuyoruz. Bölü kare kük içerisinde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Ama 4 ve 3 görünce alt taraf direkt 5 diyorduk. Deyin sizde. Burası da eksi 15 mutlak değer dışına artı 15 diye çıktı. 15 bölü 5'ten kaç çıkar cevap? 3 çıkar. Örnek 5'i böylelikle 3 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet bak ne verilmiş. 2 paralel doğru verilmiş. Bu 2 paralel doğru arasındaki uzaklık isteniliyor. 6x artı 8y eksi 2 eşit 0 doğrusu. Bu da 3x artı 4y e artı 4 eşit 0 doğrusu. Şimdi bu iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulacağız arkadaşlar biz. Hocam C'ler farkı bölü 6'nın karesi artı 8'in karesi mi? 3'ün karesi artı 4'ün karesi mi? İkisi de değil. Ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Hocam ya bu denklemi böyle 2'ye böleceğiz ki bölünebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya da bu denklemi ne yapacağız? 6x yapmak için 2 ile çarpacağım. 2 ile çarpınca 6x artı 8y oluyor zaten. Ama bu denklem 2'ye bölünebiliyor. Bu denklem 2'ye bölününce ne oluyor? 3x artı 4y en sadesiyle işlem yapmak daha mantıklı. Eksi 1 eşit 0 oldu. Şimdi c'ler farkı. Eksi 1 eksi 4 mutlak değerce bölü kare içinde artık 3x artı 4y yaptık ya bunları da arkadaşlar. Kare içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Değil mi? Evet yukarısı eksi 5 yaptı. Artı 5 diye mutlak değer dışına çıkar. Aşağısı da 5 yaptı 3 4 5'ten. cevapta kaç yaptı o zaman? 1 yaptı. Evet örnek 6'yı böylelikle 1 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Dik koordinat sisteminde bu doğrular verilmiştir. Birer kenarı bu doğrular üzerinde olan dikdörtgen çiziliyor. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Basit bir şekilde şekli çizeceğim. Hadi bakalım basit bir şekilde şekli çizdik. Bu doğrular verilmiş. Dikkat edin bu soru sınavda çıkmaya aday bir soru. Bu 5x eksi 12'ye artı 1 eşit 0 doğrusu. Hani direkt paralel iki doğru arasındaki formülü verdikten sonra hocanız böyle bir soru sormayabilir. Hani böyle basit bir şekilde şekli çizdirmelik sorularla karşılaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öbür doğrumuzda 5x eksi 12'ye artı 1 eşit 0 verilebilir. Ha bu arada bu doğru şöyle de verilebilirdi arkadaşlar. Sakın yine c'ler farkı bölü kare kütünde a artı b kare yapmayın arkadaşım. Tamam mı? Şurası da artı 27'ymiş. Burada dikkat edin. X'lerin katsayılarının aynı, aynı olması lazım. Denklemi eksiyle çarpmanız gerekebilen durumlarda olabilir arkadaşlar. Bu 5x bu eksi 5x. O zaman bunu eksiyle çarparsın. Tamam mı? Bunu da unutma. Neyse. Denklemimiz 5x-12'ye artı 27 şeklinde. Şimdi diyor ki bu doğrular üzerinde kenarları olacak diyor ve doğrular üzerindeki kenar uzunluğu 8 birim olsun diyor. Doğrular üzerindeki kenar uzunluğu 8 birim olacak. Yani şurası 8 birim olacak ve bir dikdörtgen oluşturacakmışım. İşte bu oluşan dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım ben burayı biliyorum 8'i. E bu bir dikdörtgen. Dikdörtgendeki 90 dereceleri koyunca şuradaki uzunluk paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil mi? Evet. Soru şöyle de olabilirdi. Bu iki paralel doğru arasına çizilebilecek en büyük bak 8'i vermeden çizilebilecek en büyük karenin da sorulabilirdi. En büyük kare şu olurdu. O zaman haşı bulduktan sonra haş kareye de ulaşabilirdik arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Neyse haşı bulalım. Haş neye eşittir? C'ler farkı. Yani 1-27 eksi bölü kare içinde a kare artı b kare yani 5'in karesi artı 12'nin karesi değil eksi 12'nin karesi gerçi 12'nin karesi yazsanız da olur e, cevap doğru çıkar neyse yukarısı kaç çıktı eksi 26 mutlak değerce ama artı 26 diye çıktı kök dışına bölü 5 12 13 ya da 25 artı 144 169 yaptı 169 da kök dışına 13 diye çıktı 26 bölü 13'ten ne bulduk Kaşı 2 bulduk evet h 2 o zaman dikdörtgenin alanı neye eşit olacak? 8 ile 2'nin çarpımına eşit olacak. Yani cevap 16 olur. 8 olmayıp da bu iki paralel doğru arasında konulabilecek en büyük karenin alanı sorulmuş olsaydı o zaman karenin bir kenarı 2 olacaktı. Alan da kaç olacaktı? 4 olacaktı arkadaşlar. Ama bu da güzel bir soru. Şurası 8 verilmiş. Haşı bulunca 8 çarpı 2'den cevabı 16 diye bulmuş olduk. Örnek 7 16 çıktı ve geldik örnek 8'e. Evet burada ne demiş? Analitik düzlemde verilen y eşittir x artı k ve y eşittir x eksi 1 doğrular arasındaki uzaklık. Arkadaşlar iki doğru arasındaki uzaklık yaparken işte ax artı b artı c eşit 0 şeklinde düzenlenmesi lazım doğruların. Bunu unutmayın. E o zaman ben bunu düzenleyeyim. Öbür tarafı da atabilirim ama x'in katsayısı artı olanı seviyoruz ya. Y'yi buraya atalım. 0 eşittir x eksi y artı k yaptı. Burada ne yaptı? 0 eşittir x eksi y eksi 1 yaptı. Değil mi? Evet. Yani bu x eksi y artı k eşit 0 doğrusu. Bu da x eksi y eksi 1 eşit 0 doğrusu yaptı. Evet. Bu paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsetmiş bize. Ne diyoruz? C'ler farkı. K eksi eksi 1. Yani k eksi eksi 1 k artı 1 mi yaptı? Mutlak değer içinde bölü. Kare küçüğünde akar artı b kare. Kare küçüğünde 1'in karesi artı eksi 1'in karesinden dolayı. Cevap ne çıkacakmış? 2 kök 2 çıkacakmış. Burası Mutlak değer içerisinde k artı 1 oldu. Mutlak değeri düzgün yaz Kenan Hoca yazdık. Böyle aşağısında 1 artı 1'den kök 2 yaptı. Eşittir 2 kök 2 ise kök 2 ile karşıya çarptım. K artı 1'e ne bulduk? Mutlak değer içerisinde k artı 1'i e ne bulduk? 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı yani 4 bulduk. Böylelikle ne buluruz? Buradan k artı 1'in 4'e eşit olduğunu aynı zamanda k artı 1'in eksi 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. K değeri böylelikle 3 gelir ve K değeri buradan da eksi 5 gelir. E bizden ne isteniyor? K'nın alabileceği değerler çarpımı isteniyor. O zaman değerler çarpımı da bir 3 bir 3 bir de eksi 5. Bunların çarpımı kaç yapar? Eksi 15 yapar arkadaşlar. Evet böylelikle bitti arkadaşlar bitti. Evet analitik geometriyi de yapınca bu olayı böylelikle bitirmiş olduk. Yani ne bitti? Analitik geometri bitti. Sırada ne var? Matematik konusu var. Ben buradan kime devrediyorum? Biraz. Yani çok fazla uzun sürmeyecek aramız Mert Hoca'ya devrediyorum. Sanırım fonksiyonlar uyg fonksiyon uygulamalarıyla ilgili bir konu var. O konuyu Mert Hoca ile Mert Hoca ile işleyeceksiniz. Sonrasında ikinci dönem yine bana geleceksiniz. İkinci dönemde var? En anlatmaya en çok sevdiğim konu. Çember var arkadaşlar. Çember, çember, çember. Evet, çember. Yalnız size bir tavsiyede bulunmuştum. O tavsiyemi uyun sıfır geometriyi alıp üçgenden itibaren başlayın. Çünkü çember konusunda da arkadaşlar ne var? Üçgen bilgisi. Üçgen bilgisi olmazsa olmaz. Şu sıfır geometriyi alıp şöyle bir benzerliğe kadar bir gelin ya. Bir de alana kadar hatta şöyle üçgenleri en azından bitirin kardeşim ya. Gerçekten bak çok faydasını göreceksiniz. En azından ara döneme kadar bu iş böyle ara dönem yani ikinci dönemin başına kadar Böyle üçgenleri bitirin. Üçgenleri bitirdiğiniz zaman hem TYT'ye çalışmış oluyorsunuz hem de ikinci dönem konularına da çalışmış oluyorsunuz. Çok faydasını göreceksiniz. Dediğimi de sakın ama sakın unutma. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum sana. Evet gençler. Buradan ne yapıyorsunuz? Mert Hoca'ya. Evet Mert Hoca zaten analitikle ilgili hem sorular çözecek. Sonrasında da ne yapacak? Diğer konuya başlayacak. Matematiğin konusuna başlayacak. Sonrasında yine birlikte güzel işler yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Sonraki videolarda büyük ihtimal ikinci dönem. Gerçi ben videoları ikinci dönemden önce çekerim gibi geliyor ama hayırlısı. İkinci dönem görüşmek dileğiyle ya da ikinci döneme yakın bir zamanda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.